Kayınvalidemle beraber başladık biz bu işe. Sipariş ala ala. 3 tavuğunu, 5 tavuğunu, 2 tavuğunu, 3 tavuğunu, 5 tavuğunu. Sipariş alıyoruz, yap veriyoruz. Veriyoruz 2 kişi. Neyse. Ondan sonra 2'den, 3'den, 5'den derken öbür ekmeğin yanını yapıyoruz bana. Kayınvalidemden ben yapıyorum. Ondan sonra öbür ekmeği bıraktık biz. Tamamen bunu geçtik. O zamandan bari belki de 30 senedir devamlı bunu yapıyoruz. Evet. Şimdi bayramlarda sipariş, düğünlerde, mevlitlerde, toplantılarda, askeri yemeklerinde. Oradan burada Ödemiş'in köylerinden. Ödemiş'ten çok güzel müşterimiz, Allah bereket versin. Özelliği katıksız olması, nohut mayası. O gördüğünüz ya, suyun içinde nohut. O akşamüstü böyle köpürecek, kabaracak. Onu ben tekrar tekrar tazeleyeceğim, üreteceğim, çoğaltacağım. Ona böyle hani ürettim ya, ilgen için böyle ilgeni kadar olacak o, açık 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 çoğaltıyorum ben onu. Devamlı onun başını ben dönüyorum. Onun şeysi ben. Evvel kayınla yardım ediyordu. O yaşlandı, mefat etti. Ondan sonra kendim yapıyorum devamlı. Gerçi oğlanım da biliyor, kızım da biliyor, eşim de biliyor, yapıyor. Ben olmadım mecbur, hastalık var, sayırlık var. Onlar yapıyor. Bayatmaz benim ekmeğim. Ha. Böyle adın mı da 2 gün sonra, 3 gün sonra atacak diye bir şey yok. Bir hafta 10 gün ayar duruyor, bir şey olmaz. Aynı evlerde yapılan ekmek gibi, hiç bayatılmaz. Bir hafta 10 gün dayanıyor. Evet. İnsanlar çok bir tane alacak, 2'den, 3'ten, 5'ten alıyorlar. Mesela dondurucuyu koyuyorlar. Bir sene yiyorlar. Bir sene. Öyle. Evet, uzakları Almanya'ya gidiyor. Dışarı gidiyor, başka yerler gidiyor. Daha geçen Kıbrıs'a gitti. Böyle 5 tane paket verdim. Kıbrıs'a gitti. Thank you.